Herkese merhabalar. Şimdi Pomodoro taktiğini anlatmaya başlıyoruz. Peki Pomodoro taktiğini nasıl uygulayabilirsin? Zaten burada teker teker adımlarını göreceksin. 5 adımda Pomodoro'nun nasıl uygulaması gerektiğini öğreniyorsun. Tabii buradaki en önemli aşamalardan biri de bu. Alt tarafta bulunan bir yer var. Bugün kaç Pomodoro yaptın? Benim size tavsiyem, her gün kaç Pomodoro yaptıysan bunları günlük planlamada alman ve bunun için de bir alan verdik zaten. Bunu kolay bir şekilde yapabilmen için. Örneğin bugün 5 Pomodoro mu yaptın? Şuraya 5 Pomodoro'yu işaretleyebilirsin. Ya hocam, şimdi ben burada işaretledim de birinci gün 5 Pomodoro'yu işaretledim. Ya sonraki günler için? İşte sonraki günler için bunu örnek alarak 12'lik bir Pomodoro alanı oluşturabilirsin. Zaten bunu oluşturmak çok basit. Burada en önemli olan nokta Pomodoro'yu nasıl uygulayacağın. Ve zaten burada da detaylı bir şekilde anlattık. O halde hiç vakit kaybetmeden Pomodoro diyoruz.